akşamlar Habertürk ekranlarından merhaba. Bugün 3 Şubat Cumartesi saatlerimiz 18'i gösteriyor. Ben Esra Toptaş. Ana habere başlıyoruz. Günün öne çıkan haberlerine bakacağız ama önce manşetlerimiz diyelim. İlk manşetimiz gelsin. Bugünün en önemli gelişmelerinden biri ilk deprem konutlarının teslimiydi efendim. Deprem konutları teslim ediliyor. Az önce de ekranlarınıza getirdik. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin etkilediği Hatay'da 7.275 deprem konutu kura çekimiyle sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kura çekimi için gerçekleştiren törende önemli mesajlar verdi. Tüm detayları aktaracağım. Az sonra gelelim ikinci manşetimize. İkinci manşetimiz tabii ki seçim. Yaklaşan yerel seçimlerin nabzı olacak. Seçime bugün itibariyle sadece 57 gün kaldı ve partilerdeki son durumu da ekranlarınıza getireceğiz. Partilerdeki son hazırlıklara bakacağız. Liderlerin mesajlarını da paylaşacağım az sonra ve üçüncü manşetimiz diyelim. Emekliler diyelim aslında. Ek zam hesaplara ne zaman yatacak? Tabii merakla bekliyordu emekliler bu sorunun yanıtını. Emekliye ek zamda ödeme tarihleri de belli oldu. Zam farkı SSK emeklilerine 6 Şubat'ta, Bağkurlulara da 7 Şubat'ta yatırılacak diyelim ve hemen ana habere başlayalım. Efendim ne yazık ki acı bir haberle başlıyoruz bugün ana habere. Acı haber Irak'ın kuzeyinden geldi. Irak'ın kuzeyindeki harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan taciz ateşi sonucunda bir askerimizin şehit olduğunu, iki askerimizin ise yaralandığı açıklandı. Acı haber Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Açıklamada Irak'ın kuzeyi harekat bölgesinde 3 Şubat'ta bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan taciz ateşi sonucu kahraman silah arkadaşımız piyade uzman çavuş Kadir Dingil şehit olmuş. İki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır ifadeleri yer aldı. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Acılı ailesine de başsağlığı diliyoruz elbette. Milletimizin başı sağ olsun efendim. Irak'ın kuzeyinde düzenlenen terörle mücadele operasyonunda iki PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Irak'ın kuzeyinde Kandil bölgesinde tespit edilen iki PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği açıklandı. Bakanlık açıklamasında terörle mücadelede kararlılık mesajı verildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek ifadesi kullanıldı. Efendim bugün ilk deprem konutları kalıcı konutlar teslim edilmeye başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da deprem konutları teslim töreninde konuştu. Bu yıl içinde 200 bin konutun teslim edileceğini söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Vatandaşlarımız bize güvensin, kimsenin hakkı yerde kalmayacak dedi. Depremzede zarar gören şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalarımız kesintisiz sürecek. Bölge genelinde halen yapımı süren 40 bin konutu da inşaatı tamamlandıkça peyderpey hak sahiplerine teslim edeceğiz. İnşallah 2 ay içinde deprem bölgesi genelinde 75 bin konutun teslimini bitireceğiz. Amacımız takip eden dönemde de her ay 15-20 bin konut ve köy evini hak sahipleriyle buluşturmaktır. Böylece temel atmasının üzerinden bir yıl geçmeden inşaatları bitirme sözümüzü önemli ölçüde yerine getirerek yıl sonuna kadar 200 bin evi teslim etmiş olacağız. Vatandaşlarımız müşteri olsun. Devletlerine ve bize güvensin. Kimsenin hakkı yerde kalmayacak, kimse mağdur olmayacak. Efendim 6 Şubat depremlerinin yaşadığımız o büyük felaketin yıl dönümü yaklaşırken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç deprem soruşturmaları hakkında bilgi verdi. Bakan Tunç yaptığı sosyal medya paylaşımında deprem bölgesinde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili yürütülen ceza soruşturmalarının devam ettiğini ifade etti.
2825 şüpheli hakkında işlem başlatılmış. Bu kişilerle ilgili olarak da 267'si hakkında tutuklama kararı, 984'ü hakkında adli kontrol kararı devam etmektedir, dedi. Adalet Bakanı, yürütülen ceza soruşturmaları neticesinde bugüne kadar 369 iddianame ile ceza davası açılmış olup, bunlardan 275'i kabul edilmiş, 94 iddianame hakkında değerlendirme süreci devam etmektedir ifadelerine yer verdi. Ve şimdi de siyasetin gündemine bakalım efendim. CHP Genel Başkanı Özgür Özel memleketi Manisa'da aday tanıtım toplantısında konuştu. Pahalılığın konuşulmaması için yeni tartışmalar başlatılmak istendiğini söyledi Özel. Suni gündemlerin peşine takılmayacağız dedi. Özel'in gündeminde Hafize Gaye Erkan'ın Merkez Bankası Başkanlığından ayrılması da vardı. Ülke malumunuz, hep birlikte yaşıyoruz, çok kötü yönetiliyor. Biliyorsunuz ülkenin en büyük sorunu enflasyon ve hayat pahalılığı. Hayat pahalılığının konuşulmaması için suni gündemler yaratılıyor dedi. Yeni tartışmalar başlatılmak isteniyor açıklaması yaptı. Birileri başka şeyler konuşalım istiyor. Yeni tartışmalar başlatmak istiyorlar. Şeriat diyorsun ve onun üzerinden tartışma bekliyorsun ya. Bu ülkedeki kimsenin birbirinin diniyle, dini inancıyla, ibadetiyle, örtünmesiyle bir sorunu yok. O tartışmalar çok gerilerde kaldı. Buradan bütün Türkiye'ye söylüyorum. Açlığın, yoksulluğun, işsizliğin olduğu yerde Recep Tayyip Erdoğan'ın suni gündemlerinin peşine takılmayacağız. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, memleketi Manisa'da aday tanıtım toplantısında konuştu. Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek'i ve 17 ilçe adayını tanıttı. CHP lideri Özel'in gündeminde Hafize Gaye Erkan'ın Merkez Bankası Başkanlığından ayrılması da vardı. Ülkenin en büyük sorunu enflasyon ve hayat pahalılığı. Mücadeleyi kim yapacak? Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yapacak. Gaye Hanım görevinden kendince istifa etti. 5 yılda 5. başkan. Gelişinde gelişine imza atan aynı dolma kalem. Efendim siyasette bugün önemli gelişmelerden biri de Fatih Erbakan'ın açıklamalarıydı. Yeniden Refah Partisi'nin 31 Mart seçimlerinde nasıl bir tutum alacağını açıkladı Fatih Erbakan. Seçime tek başına girme kararı aldı Yeniden Refah Partisi. Genel Başkan Fatih Erbakan Ankara, İstanbul ve İzmir'de seçime kendi adaylarıyla gireceklerini duyurdu. Gelinen noktada bütün bu sebepler nedeniyle AK Parti ile 31 Mart yerel seçimlerinde ittifak yapmamak, herhangi bir ittifakın içinde yer almamak ve Ankara, İstanbul ve İzmir'de de Yeniden Refah Partimizin kendi adaylarını göstermesi yönünde karar almış bulunuyoruz. AK Parti ve Yeniden Refah Partisi arasında genel seçimlerde kurulan ittifak yerel seçimlere taşınmadı. Ankara, İstanbul ve İzmir'de işbirliği olmadı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ankara, İstanbul ve İzmir'de kendi adaylarıyla seçime gireceklerini açıkladı. Biz de bağımsız bir siyasi parti olarak bu seçimde ilk belediyelerimizi kazanmayı ve kendi belediyecilik anlayışımızı uygulayıp milletimize kendimizi göstermeyi, milletimizin derdine derman olmayı istiyor. Gücümüzü göstermeyi istiyor. Erbakan yerel seçimde partisinin izleyeceği yol haritasını açıkladı. AK Parti ile yürütülen işbirliği görüşmelerinde neden anlaşmaya varılamadığını anlattı. Partimiz ile AK Parti yetkilileri arasında geçen görüşmelerde adil ve dengeli bir teklifle karşılaşmadığımızı ifade etmek istiyorum. Bir takım fedakarlıklar yapması, adil ve makul bir çerçevede mutabakata varılması gerekirdi. Ancak maalesef muhataplarımızdan bu şekilde bir yaklaşımı yapılan tam 5 görüşmede de göremediğimizi ifade etmek isterim. Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul, İzmir ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayları 10 Şubat'ta Ankara Atatürk Spor Salonu'nda açıklanacak. Efendim şimdi İstanbul'daki seçim yarışıyla devam edelim. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Beylikdüzü'nde kanaat önderleri buluşmasında konuştu.
Kurum Beylikdüzü'nde İdo iskelesi kurup deniz ulaşımını başlatacağız dedi. Yeni metro güzergahları için de vaatleri vardı. İstanbul'da Beylikdüzü'nde artık trafik çilesi son bulacak. Sefaköy, Avcılar, Beylikdüzü, Yenikapı, İncirli, Sefaköy, yine İncirli'den de Söğütlü Çeşme'ye uzanan metro inşaatlarının inşasına 1 Nisan itibariyle hemen başlayacağız. Benim Beylikdüzü'ndeki kardeşim önce Avcılar'a, Küçükçekmece'den Bahçelievlere, Bakırköy'den Mecidiyeköy'e veya Söğütlü Çeşme'ye kadar, ta karşıya kadar kesintisiz bir yolculuk yapacak. Bir masayı kuracağız. Sizlerle birlikte o masada oturacağız. Cetveli, kalemi çıkaracağız. İmar planlarını bizzat bu ellerle ben yapacağım. Vatandaşımın talebi neyse masada karar alacağız. Aldığımız kararı hemen uygulayacağız. Sizler için uygun gördüğümüz alanda İdo iskelesini yapacağız. Şehrimizden deniz ulaşımını başlatacağız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da bugün Beyoğlu'ndaydı. Piyalepaşa Camii önü ve Zeminaltı Otoparkı açılışına katıldı İmamoğlu. Depreme hazırlık için birlikte çalışma vurgusu yaptı. İmamoğlu Kurdele'yi de AK Partili Belediye Başkanı, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve CHP'nin Beyoğlu Belediye Başkanı adayı İnan Güney ile birlikte kesti. Ankara'dan bir ilçe belediyesini ya da özellikle Büyükşehir Belediyesi'ni yok sayarak süreci merkezden kanalize etmek, yönetmek anlayışının yürümeyeceği ortadadır. Bir merkezin, bir sistemin, bir kurulun oluşmadığı takdirde kentsel dönüşüm ve depremle mücadele işi ne yazık ki başarıya erişemeyecektir. Bizim işimizde kazanan kaybeden yok. Bizim işimizde 16 milyon kazanan var. Milletimize kazandırmaya devam edeceğiz. İnan Başkan hizmetiyle ya da ortaya koyacağı projeleriyle yarışını ortaya koyacak. Haydar Ali Bey de kendi hizmetleriyle yarışını öne koyacak. Takdir kimin? Milletin. Bu kadar basit. Ve Merkez Bankası'nda yeni dönem başladığı haberde gece gelmişti hatırlayacaksınız. Biliyorsunuz Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası Başkanı görevden ayrıldı. Yeni başkan Fatih Karahan oldu. Erkan döneminde Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Karahan kimdir? Yanıtını izleyelim. Ekonomi alanında master yaptı. Para politikası danışmanlığı gibi kilit pozisyonlarda görev aldı. Merkez Bankası'nda artık Fatih Karahan dönemi başladı. Hafize Gaye Erkan'ın görevinden affını istemesinin ardından resmi gazetede yayınlanan kararla yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan oldu. 1982 yılında Eskişehir'de doğan Fatih Karahan, 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Matematik ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun oldu. 2012 yılında Pensilvanya Üniversitesi'nde ekonomi alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Çalışma hayatına 2012 yılında New York Merkez Bankası'nda ekonomist olarak başladı. Karahan, 2022 yılına kadar anılan kurumda İş Gücü ve Ürün Piyasası Çalışmaları Başkanı ve Para Politikası Danışmanı olarak görev yaptı. Kolombiya Üniversitesi ve New York Üniversitelerinde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak da görev yapan Karahan, 28 Temmuz 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına atandı. Efendim şimdi emeklilerin merakla beklediği o habere geçelim. En düşük emekli maaşının 10 bin lira olması ve emekli maaş farklarına ilave zam kararı resmi gazetede yayımlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağkur emeklilerinin aylık fark tutarlarının ödemesine 6 Şubat'ta başlanacağını bildirdi. 2024 yılının ilk yarısı için emekli aylıklarındaki zam oranını tüm emeklilerimiz için %49,25'e eşitledik. Bu gece itibariyle söz konusu karar resmi gazetede yayınlandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağkur emeklilerin aylık fark tutarlarının ödeneceği tarihleri açıkladı. SSK ve Bağkur emeklilerimiz ile hak sahiplerinin aylık fark tutarlarını ödemeye başlayacağız. SSK emeklilerimiz için 6 Şubat'ta, Bağkur emeklilerimiz için 7 Şubat'ta fark ödemelerini gerçekleştireceğiz. En düşük emekli aylığının 10 bin lira olması ve emekliye ek zam kararı resmi gazetede yayımlandı. Yayımlanan karara göre en düşük emekli aylığı Ocak ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere 7500 liradan 10 bin liraya yükseltildi. Kıymetli emeklilerimiz için tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Şimdi ekonomiyle devam edelim. Tabii konut fiyatlarını çok konuşuyoruz. Aylardır hem konut fiyatlarını hem kiraların ne kadar yükseldiğini konuşuyoruz ama bir de aidat meselesi var. O da önemli bir mesele. Türkiye'nin aidat şampiyonu il ve ilçeleri belli oldu efendim. 2023 yılında apartman ve site aidatları %97 oranında arttı. Tam %97. Aidat ortalaması en yüksek il 2607 lirayla Muğla. Listenin ikinci sırasında yer alan İstanbul'da aidat rekoru Beşiktaş'ta kırıldı. Peki tabii bu durumda İstanbullular katlanan aidat fiyatlarıyla ilgili ne düşünüyor? Bu yüksek tutarı ödemek istemeyenlerin ne yapması gerekiyor? Yanıtlar da haberimizde. Sarıyer apartman dairesi. Aidatımızı geçen sene 4500 istediler. Bu senede yeni zamlı olarak 6500 lira istiyorlar. Şu anda eski kiraların tutarı aidat olarak ödeniyor. Sadece konut kiraları değil, aidat fiyatları da arttı. Apartmanınızın aidatı ne kadar acaba? 2700 lira. Geçen seneye göre tabii çok. 3,5 milyondan fazla kişinin kullandığı bir uygulamaya göre daire başı aidat ortalaması en yüksek il 2607 lirayla Muğla oldu. İstanbul ise 2483 lirayla ikinci sırada. İstanbul'u Ankara, İzmir ve Gaziantep takip etti. Isıtma, demirbaş, güvenlik, temizlik, gider kalemleri arttıkça ödenen aidat tutarı da değişiyor. Evinizin aidatı ne kadar? 1800 lira. Güvenlik var, işte temizlik var. O kadar, başka yok. 1239 lira. Bu ücrete karşılık aldığımız hizmet o kadar fazla değil. Sitelere ödenen aidat fiyatları artık ev kiralarıyla yarışmıyor. Öyle ki aidat fiyatları ev kiralarını geçmiş durumda. Özellikle sitede oturan kat maliklerinin ödediği rakamlar 2000 liradan başlıyor. 6000 liraya kadar ulaşabiliyor. 6000 lira aidat veren biliyorum. Ulus sitede. Başka vatandaşın kira olarak ödemeyi bile göze alamadığı aidatlar ödenebiliyor maalesef. İstanbul'da daire başına düşen aidat ortalamasının en yüksek olduğu ilçe 5635 lirayla Beşiktaş oldu. Şişli, Sarıyer, Zeytinburnu ve Bahçeli evlerde listenin ilk 5'inde yer aldı. Peki aidat ücretlerinden memnun olmayan kat malikleri nasıl bir yol izlemeli? Şayet genel kurula katıldıysa itirazlarını tutanağa geçirtip 1 ay zarfında, katılmayanlar ise en geç 6 ay zarfında Sulukuk Mahkemesi'nde dava açarak fahiş aidatların incelenmesini ve gerekirse lüzumsuz harcamaların engellenmesini talep edebilirler. 79 yaşında hayatını kaybeden fikir ve düşünce dünyasının önemli ismi usta yazar Alev Alatlı son yolculuğuna uğurlandı. Eyüp Sultan Camii'nde Alatlı için cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Emine Erdoğan ve bakanlar da katıldı. Bu dünya bu kadar ihmal edilmez. Ben bunun günah olduğunu düşünürüm. Dünyada yaşanan tüm olumsuzluklara karşı kalemi ve fikirleriyle mücadele etti. Usta yazar Alev Alatlı 79 yaşında hayatını kaybetti. Eyüp Sultan Camii'nde Alatlı için cenaze töreni düzenlendi. Allahu Ekber. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da oradaydı. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Allahu Ekber. Selamu Aleyküm ve Rahmetullah. Selamu Aleyküm ve Rahmetullah. O milletimizin ve medeniyetimizin dert ortağı bir mütefekkir idi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kılınan namazın ardından hayatını kaybeden Alev Alatlı için yaptığı konuşmada, ablaların ablasını uğurluyoruz dedi.
gerçekten şu anda ebediyete, Hakk'a, ablaların ablasını uğurluyoruz. Muhabbetinde hep şunu söylerdi. Anneciğim, ablacığım, hep bunları söylerdi. Böyle bir güzelliği vardı. Hem bizimle birlikte yol arkadaşlığını yapan bir ablamız, bir hanımefendiydi. O gerçekten toprak ana olmayı sürekli bizlere de ifade ederdi. Törenin ardından Alev Alatlı'nın naaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve törene katılan bakanların omuzlarında taşındı. 79 yaşında hayata veda eden usta yazarın naaşı, Mihrişah Valide Sultan Türbe Haziresi'ne defnedildi. Çok kısa reklama gidelim. MİT operasyonuyla devam edelim. Milli İstihbarat Teşkilatı DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 17 şüphelinin Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıyla bağlantılı olduğu tespit edildi. Milli İstihbarat Teşkilatı DEAŞ için düğmeye bastı. İstanbul'da operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin Santa Maria İtalyan Kilisesi'ndeki saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendiriliyor. MİT operasyonu Emniyet Genel Müdürlüğü ile koordineli gerçekleştirdi. Afganistan'daki DEAŞ yapılanması olan sözde Horasan vilayetine bağlı teröristlerin Türkiye'ye yönelik faaliyet gösterdiği tespit edildi. Gerçekleştirilmesi muhtemel eylemlerin engellenmesi amacıyla İstanbul merkezli operasyon düzenlendi. 17 şüpheli yakalandı. Baskınlarda çok sayıda örgütsel doküman da ele geçirildi. Operasyon 28 Ocak'ta Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde gerçekleştirilen silahlı saldırıya da uzandı. Şüphelilerin saldırının failleri ve saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen şahıslar olduğu tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da operasyonla ilgili detayları paylaştı. Yerlikaya, teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Mücadelemize aralıksız devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Efendim, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Mossad'a yönelik operasyonunda gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki sorgulama işlemleri başladı. Mossad'ın Türkiye'de nasıl casus bulduğu da bu operasyonlarla deşifre olduğu ayrıntıları izleyelim şimdi. İlk temas kurdukları araştırma şirketiyle sağlandı. Her özel dedektif ajan ağına alınmadı. MİT'in operasyonuyla Mossad'ın casus belirleme teknikleri de deşifre oldu. İsrail İstihbarat Servisi'ne yönelik operasyonlar 2022 yılında başladı. Mossad'ın casuslarının peşine düşen Milli İstihbarat Teşkilatı 68 kişinin bağlantılarını inceledi. Mossad'ın tuttuğu değerlendirilen özel dedektifler takibe alındı. İsrail İstihbaratı Araştırma Şirketi maskesiyle dedektiflerle ilk temas kuruldu. Ajan ağında yer alacak kişilere önce basit araştırma işleri verildi. Görevler bununla sınırlı değildi. Mossad görevlere gasp ve suikast gibi eylemleri ekledi. Peki Mossad casuslarından ne istiyordu? Özel dedektifler Mossad adına faaliyet yürüttüklerini biliyordu. Maddi çıkarları olduğu için deşifre olana kadar işbirlikleri devam ediyordu. Mossad kaynakları üzerinden hedeflerine yönelik her türlü bilgiye ulaşılabiliyordu. Eleman şebekesi kurdurma, para transferi, keşif ve adres tespiti yaptırıyordu. Güvenli ev temini, sınırlardan kaçak insan ve mal geçirmekte Mossad'ın casuslarına yaptırdıkları arasındaydı. MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü son olarak İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonda 7 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Şimdi ekranlarınıza 6 Şubat depremlerinde her şeyini kaybeden Aksüt ailesinin azim ve başarı dolu hikayesini getireceğiz efendim. Depremde Soner ve Hatice Aksüt çiftinin evi ağır hasar gördü. Giyim mağazaları da yerle bir oldu. Çift molozların arasından kurtarabildikleri malları işportada satıp kazandıkları parayla yeni mallar satın aldılar. Bugün AFAD'ın kurduğu konteyner çarşıda yaşama tutunmaya çalışıyorlar. Biz burada sadece yani evi boşaltmıyoruz. Umutlarımızı, hayallerimizi, her şeyimizi bu evde bırakıp gidiyoruz. Cehennemi yaşadıkları o eve böyle veda etmişlerdi. Mağazaları yıkılmış, her şeylerini kaybetmişlerdi. Ama mücadeleyi o günden beri hiç bırakmadılar. İş yerlerini yeniden kurdular. Burası işte bizim için bir umut oldu, umut kaynağı oldu. Tekrar hayallerimizi canlandırma için bir can suyu oldu. Ama bu bir yıl onlar için hiç de kolay geçmedi. Bakacak iki küçük çocukları ve borçları vardı. 2 milyon liralık mal yıkılan mağazalarının enkazındaydı. Biz bunu yapacağız dedik. Yani enkaz da olsa o malımızı çıkartacağız. 45 gün boyunca kepçelerin arasındaydık. Bunlar o zaman enkazdan çıkarttıklarınız. Evet, enkazda çıkarttığımız ürünlerde kalanlar şurada görürsünüz zaten bunlarda kepçe izi, taş izi, o demir izleri falan vardır. Aksüt çifti uzun süre çadırda yaşadı. Kurtarabildikleri o malları da sokakta satarak borçlarını kapattı. Yeni mallar aldı. Kendi imkanlarımla işporta kurduk eşimle beraber. İnönü Caddesi dediğimiz yere. Orada ürünlerle kendimize ufak da olsa bir öz sermaye ettik. Pazar tezgahı gibi yaptık yani öyle söyleyelim. Aksüt çifti kazandıkları o parayla AFAD'ın sağladığı konteyner çarşısında yeni bir dükkan açtı. Onlarınki aynı zamanda bir başarı hikayesiydi. Çünkü tüm bunları yaparken iki küçük çocuğa da bakmak zorundaydılar. Aradan geçen bir yılda dükkanlarını yeniden kurdular ama geriye şimdi tek bir istekleri var. O da sıcak bir yuvaya kavuşmak. Ayağımda bir çorap bile kalmamıştı. Buna şükür. Yani dört dörtlük bir hayatımız yok ama işte hiç yoktan iyidir diyerek buna ilerisi için çalışmaya devam edeceğiz. Toparlamak zorundaydık açıkçası. Çünkü bir yerden bırakırsak kopacaktı. Ya ben ya eşim ya çocuklarım kopmamak için mücadele etmek zorunda olduğumuzu hissettik. Efendim Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu girişimiyle Türkiye'deki tüm üniversitelerde arama kurtarma ekipleri kurulması için bir çalışma başlatıldı. Projenin hedefi bir yılda 6 bin öğrencinin afet eğitimi alması. Birkaç tane farklı eğitim gördük. Aynı zamanda can kurtaranlık da yapıyoruz. İlk anda ilk müdahale edecek olanlar etraftakiler. Türkiye genelinde 206 üniversitede böyle bir yapılanma oluşursa afette de bir hazırlık başlatmış olacağız. Türkiye'deki tüm üniversitelerde arama kurtarma ekipleri kurulması için çalışma başlatıldı. Projenin hedefi bir yılda 6 bin öğrencinin afet eğitimi alması. Diğer ekipler gelene kadar nelerde sizin bir faydanız olabilir? Kendi imkanlarınızla davranırken neyi doğru yapabilirsiniz? Bu gibi detayların üzerine odaklanacağız. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından Türkiye ve dünyanın dört bir yanından yardıma koşan arama kurtarma ekipleri afetten etkilenen illerde görev yaptı. Binlerce kişiyi enkazdan sağ çıkardı. Uzmanlar olası bir afette hızla müdahale için harekete geçti. Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversite öğrencileri birer kurtarıcı olacak. En azından bizim gücümüzün yetmediği kentsel dönüşümdü, işte yer seçimiydi falan bunlar dışında arama kurtarma boyutuyla afette de bir hazırlık başlatmış olacağız. 206 üniversitede yürütülecek projede suda, dağda, depremde ve yangında kazaya müdahale gibi eğitimler planlanarak öğrenciler eğitilecek. Şimdi Tokat'a dönelim. Heyelan vardı Tokat'ta. Niksar ilçesinde köy sakinleri güne heyelanla uyandı. Köyde bazı yollarda yarılmalar oluştu. Duvarlar çatlayınca da 10 ev tedbir amaçlı tahliye edildi. Yollar yarıldı. Evlerin duvarları çatladı. Köydeki heyelan nedeniyle 10 ev tahliye edildi. Tokat Niksar'a bağlı Güne Bakan köyü güne toprak kaymasıyla uyandı. Heyelanın etkisiyle yollarda yarıklar oluştu. Bazı evlerin duvarları çatladı. Köylüler büyük panik yaşadı. Evet şu anda halledildi. Boşaltılıyor. İhbar üzerine bölgede AFAD ve jandarma ekipleri çalışma başlattı.
bir cami tedbir amaçlı ibadete kapatıldı. 10 ev ise tahliye edildi. Muhakkak ki vatandaşımızı mağdur etmeden, riske etmeden her türlü güvenlik önlemiyle birlikte gereğini yapacağız. Köydeki incelemeler devam ediyor. Ve şimdi de kar manzaralarına bir dönelim. Yurdun doğu kesiminde hem soğuk hava hem de kar yağışı etkili oluyor. Bazı kentlerde hava sıcaklığı eksi 30 dereceye kadar düştü. Eksi 30 görüldü. Nehirler dondu. Soğuk hava çok zor anlar yaşattı. Kirlendin, yıkandın, kuruyacaksan. Hem bile kurur kalırsan işte. Valla bunu tarlaya marlaya tikseler millet korkar valla. Çamaşırlar kas katı oldu. Araba motorları çalışmayacak duruma geldi. Sıcaklık eksilere düştü. Doğu yine buz kesti. Hava sıcaklığının eksi 30 derecelere düştüğü Tunceli'de ağlayan kayalar olarak bilinen kayalar buz tuttu. Burada şu an hava sıcaklığı eksi 18 dereceyi bulduğu için ağlayan kayalar buz tutmuş durumda. Görsel şölenliği çok güzel. Burası kışın böyle donuyor. Yoldan geçen araçlar duruyorlar, resim çekiyorlar. Erzincan'da da soğuk hava etkisini artırdı. Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri eksi 30 dereceyle Ardahan'ın Göre ilçesi oldu. Erzincan'da göletler, araç camları buz tuttu. Dışarı asılan kıyafetler bile dondu. Hele bu ya. Oh. Hava şu anda eksi 30'larda falan. Ama her haliyle kış memleketimize yakışıyor. Her şeyin ayrı bir güzelliği var. Kışın da ayrı bir güzelliği var. Bayburt'ta ise sıcaklık sıfırın altında 21 derece ölçüldü. Çoruh Nehri'nin yüzeyi kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle dondu. Ardahan'da da benzer görüntüler vardı. Kars'ta da etkisini gösteren kar nedeniyle sarı kamış beyaza büründü. Bina çatılarında buz sarkıtları oluştu. Ağaçlarla bitkiler kırağıyla kaplandı. Efendim şimdi bir Van'a dönelim. Tabii Van hayvan yetiştiriciliği konusunda Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri malum. Hatta bir küçük baş ırkı var ki o ırk sadece Van'da bulunuyor. Nordus koyunlarından bahsediyorum efendim. Bunca zaman neslinin yok olmamasının nedeni ise Geçerli Köyü sakinlerinin göç etmeyip Nordus koyunlarına sahip çıkması. Yok abi, oraya tarafa gidecek, akra gitmez. Van ili tek başına küçükbaş hayvan sayısında 2 milyon 700 bin aşkın hayvan sayısı, küçükbaş hayvan sayısıyla Türkiye'de birinci sırada. Köylerini bırakıp gitmediler. Nordus koyununa sahip çıktılar. Van'ın Geçerli Köyü sakinleri sayesinde dünyada sadece o bölgede yer alan Nordus koyunlarının nesli yok olmaktan kurtuldu. Bu taraf hepsi göç etti. Biz göç etmedik. Yalnız bizim köy kaldı. Bizim köy kaldığı için bizim koyun Nordus koyunu ele duruyor. 1990'lı yıllarda Nordus bölgesinde yaşayanlar güvenlik nedeniyle başka illere göç etti. Geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan köylüler ellerindeki hayvanları sattı. Haliyle sayısı az olan Nordus koyunun nesli de tehlikeye girdi. Ancak Geçerli Köyü'nde yaşayanlar bölgeden ayrılmadı. Nordus koyununu korudu. Biz o zaman göç etmedik. Nordus koyunu sahipliyoruz. Köydeyiz. Eğer Geçerli mahallesi olmasaydı belki bugün büyük ihtimalle biz Nordus ırkından bahsetmemiş olacaktık. Dünyada sadece Van'da bulunan Nordus koyununun neslinin devamı için 2007 yılında çalışmalar başladı. Türkiye'nin önemli gen kaynakları arasında olan Nordus koyunları dayanıklılığı ve adaptasyon yeteneğiyle biliniyor. Yok abi orayı. Şimdi sizi 8 yaşında beyin tümörüyle mücadele eden İsmail Kuzey Güvenci ile tanıştıracağız efendim. O konuşamıyor, yürüyemiyor ve göremiyordu. Ama artık o kötü günler geride kaldı. Küçük Kuzey kendine Legolarla yeni bir yaşam inşa etti. Kuzey'in Legolarla inşa ettiği o yaşam mücadelesini getirelim şimdi ekranlarınıza. Konuşması, yürümesi, görmesi, çiğnemesi bunların hiçbiri yoktu. Kuzey bir bebek gibiydi. O günler geride kaldı. Gece gündüz Lego inşa etmeye başladı. Zorlu yaşam mücadelesinde Lego ona en büyük moral kaynağı oldu. 6 ayda inşa ettiği 400 Lego sergide bir araya getirildi. 3 ay okula gittikten sonra Kuzey'in baş ağrılarından dolayı doktora götürdük. Sonrasında işte beyninde bir tümör olduğunu duyduk. İsmail Kuzey Güvenç 8 yaşında. 14 aydır beyin tümörü tedavisi görüyor.
Tedavi sürecinde önce puzzle yapmaya başladı. Daha sonra Lego'ya geçti. Kuzey'in Lego tutkusu onu zaman içinde iyileştirmeye başladı. Tedavi sürecinde kaybettiği yetilerini tekrar kazanmayı başardı. En çok Lego bizim hayatımızda mutluluk kaynağı oldu. Biz bir dışarıda kahve içtiğimiz zaman Kuzey 500-600 parçalık bir Lego'yu bitirebiliyor. Maksimum 40 dakika, 1 saatte. Hangi mesleğe sahip olmak istersin? Lego. Ailesi şimdi Kuzey'in iyi bir eğitim almasını istiyor. Kuzey, biz buraya kadar Legolarla taşıdık. Bundan sonrası için ne yapabiliriz? Kuzey'in eğitim hayatı olsun. Nasıl desteklenebilir? Onun için aslında birazcık biz bir yol gösterici rica ediyoruz. Efendim, ana haberin ilk dilimini kapatalım. Saat başı devam edeceğiz. Efendim tekrar merhabalar, iyi akşamlar. Ana habere devam ediyoruz. Saatler 19 oldu bu arada. Bu yeni saat dilimine de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay'daki hastane açılışlarıyla başlayalım. Erdoğan, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İskenderun Devlet Hastanelerinin açılışında konuştu. Depremin yaralarını sarmak için birliktelik vurgusu yaptı Erdoğan. Omuz omuza verip şehirlerimizi ayağa kaldıracağız dedi. Hatay'ın derdine derman olmak her türlü siyasi mülahazanın üstündedir. Hangi siyasi görüşe, kökene, meşrebe mensup olursak olalım, hep birlikte omuz omuza verip bu zor günlerin üstesinden gelmemiz gerekiyor. İktidarın eksiği varsa bunu muhalefet tamamlayacak. Belediyenin yetişemediği yerde merkezi hükümet devreye girecek. Resmi kurumların zorlandığı hususlarda sivil toplum örgütleri sorumluluk üstlenecek. Hülasaten 85 milyon asrın birlikteliğini sergileyerek şehirlerimizi en kısa sürede ayağa kaldırmanın yollarını arayacağız. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, memleketin Manisa'da aday tanıtım toplantısında konuştu. Pahalılığın konuşulmaması için yeni tartışmalar başlatılmak istendiğini söyledi Özel. Suni gündemlerinin peşine takılmayacağız dedi. Özel'in gündeminde Hafize Gaye Erkan'ın Merkez Bankası Başkanlığından ayrılması da vardı. Birileri başka şeyler konuşalım istiyor. Ortaya bir şeriat tartışması atıyor. Türkiye bunu konuşsun da mutfaktaki yangını konuşmasın istiyorlar. Açlığın, yoksulluğun, işsizliğin olduğu yerde Recep Tayyip Erdoğan'ın suni gündemlerinin peşine takılmayacağız. Bu ülkedeki kimsenin birbirinin diniyle, dini inancıyla, ibadetiyle, örtünmesiyle bir sorunu yok. O tartışmalar çok gerilerde kaldı. Ülkenin en büyük sorunu enflasyon ve hayat pahalılığı. Hayat pahalılığıyla mücadeleyi kim yapacak? Kanunlara göre bir tek kurum var. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yapacak. Bu yüzden de 5 yıl süreyle başkanı değişmeyecek. Kanun öyle yazmış. 5 yılda 5. başkan. Bilin ki bu memlekette ne kötüye gidiyorsa, hayat pahalılığı varsa, fiyatlar %140 artıyorsa hepsinin sorumlusu ne gidendir ne gelendir. Recep Tayyip Erdoğan'dır. Efendim şimdi Kocaeli'ye bir dönelim. Gebze'de kimyasal madde üretimi yapan bir fabrika alevlere teslim oldu. Bugün içerideki yanıcı malzemelerin de etkisiyle hızla büyüdü yangın ve dumanı kilometrelerce uzaklıktan bile görüldü. O kadar büyük bir yangındı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için zamanla yarıştı efendim. Alevler fabrikayı sardı. Kara dumanlar gökyüzünü kapladı. Patlamaların da yaşandığı yangını söndürmek hiç kolay olmadı. Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki kimyasal madde üretimi yapan bir fabrika öğle saatlerinde alevlere teslim oldu. 20 bin metrekare alana kurulu fabrikada malzemelerin tutuşmasıyla alevler kısa sürede büyüdü. Yoğun duman kilometrelerce uzaklıktan bile görüldü. Egzan tanklarından başladığı için muhtemelen de statik elektrikten olduğunu düşünüyoruz.
müdahale ettik ama başaramadık. Tabi burası bir entegre tesis. Yani fabrika içinde fabrika dediğimiz bir entegre tesis. İşte üretim bölümümüzden başlayarak diğer bölümlere sirayet etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken sık sık patlamalar da yaşandı. Öğle saatlerinde başlayan yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor ancak içeride çalışan işçilerin verdiği bilgilere göre yanıcı ve parlayıcı maddelerin bulunduğu depoda çıktı yangın ilk olarak. Tahliye protokolünü uygulayan işçiler ise kısa sürede yaralanmadan dışarı çıktılar. Saatler süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Ve dünya gündemine devam edelim. Buradan Avrupa'ya geçelim. Avrupa'da birçok ülkeye yayılan çiftçi isyanları var biliyorsunuz. Yoğun protesto gösterileri yapıyor çiftçiler. Şimdi ilk durağımız Fransa olacak. Fransa'da yeni destek paketinin açıklanmasının ardından çiftçiler eylemlerini sonlandırıyor. Böyle bir karar alındı. Diğer Avrupa ülkelerinde ise çiftçilerin protestoları devam ediyor. Belçikalı ve Hollandalı çiftçiler iki ülke arasındaki birçok sınır kapısını kapatmış durumda. Fransız çiftçiler ablukalarını kaldırmaya başladı. Avrupa'da eylemler sürüyor. 29 Ocak'ta traktör ve kamyonlarıyla Paris çevresinde 8 bölgede yol kapatma eylemi başlatan çiftçiler hükümetten somut adım bekliyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, traktörlerde kullanılan dizele uygulanan vergiyle ilgili planlarının iptal edileceğini duyurdu. Zira ilaç düzenlemelerinin hafifletileceği, gıda ithalatına yönelik daha fazla güvenlik kontrolü yapılacağı gibi birçok konuda taahhütler verdi. Macron'un açıklamasıyla Fransız çiftçiler ülke genelinde kurdukları barikatları kaldırmaya başladı. Diğer Avrupa ülkelerindeki çiftçilerin isyanı ise sürüyor. AB'nin tarım politikalarına karşı protestolarını sürdüren Belçikalı çiftçiler traktörleriyle Hollanda sınırını kapattı. Hollandalı çiftçiler de sınırdaki protestoya destek verdi. Malta'da ise Başbakan Robert Abela şikayetleri dinlemek için protestocularla bir araya geldi. Çiftçiler başbakana taleplerini iletti. Avrupa'dan ve ayrıca Avrupa dışından gelen tüm önemli ürünler ve yiyecekler konusunda onları rekabet edemez hale getiriyor. Başta Almanya, Fransa ve İtalya olmak üzere çiftçiler Avrupa Birliği'nde uygulanan tarım politikalarını günlerdir protesto ediyor. Çiftçiler özellikle iklim değişikliğiyle mücadele kapsamındaki politika ve düzenlemelerin pahalıya mal olduğunu savunuyor. Evet efendim, şimdi böylece ana haberin sonuna geldik. Ben kapatıyorum. Az sonra Eren Eğilmez Gerçek Fikri Ne ile karşınızda olacak. Hoşça kalın, Habertürk'te kalın.